1 Ocak 2024 Pazartesi gününün Sesli Gazetesi için karşınızdayım arkadaşlar. Ben Korsikalı'dır. Sesli Gazetemize hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz canım arkadaşlarım, kardeşlerim ve dostlarım? Evet bu senenin ilk Sesli Gazetesi olacak. Senenin ilk Sesli Gazetesi'nden ayları, günleri, yılları karıştırmayayım. Yoksa beni tepe koyarsınız. 2023 demedim. 2024, 1 Ocak 2024. Tabii siz bu Sesli Gazete'yi seyredeceğiniz saatlerde artık yeni yıla girmiş olacağız. Şu anda saat Fransa saatiyle 5 civarı akşam. Umarım güzel bir şekilde yeni yıla girmişsinizdir. Çılgınlar gibi eğlendiniz mi? <laughs> Tombalarınızı oynadınız mı? Beni sorarsanız hani sorarsanız diye söylüyorum. Ben de işte gariban gariban çekirdeğimi çitledim. Sobanın üzerinde kestanelerimi yaptım. Eskiden öyle olurdu. Güzeldi ya eskiden güzeldi gerçekten. Yine bir aile ortamı bir şey vardı yani. Kimse yok herkes beni terk eyledi gittiler. Evde tek başımayım anlayacağınız. Şimdi ben sesli gazeteye geçeyim. Siz de senenin senenin ilk e, like'larını atın bakalım. Senenin ilk like'ı, ilk yorumu, ilk aboneliği neyse abonelikten çıkanlar varmış aranızda. Farkında olmadan çıkıyorlarmış kulağıma geliyor. Lütfen onlara bakın. Abonelikten çıkmayın. Çıkmadığınız gibi başka hesaplarda açın. Fake hesaplar. Onlardan da abone olun yani. Niye olmasın? Olabilir. Bu da bir yöntem. Ondan sonra işte Çay çorba isterseniz atarsınız. Ben sesli gazeteye geçeyim o zaman canlarım. Evet 2023'ün son iki gününü Türkiye futbol maçını konuşarak geçirdi. Suudi Arabistan'da oynanması gereken Fenerbahçe Galatasaray maçı iptal oldu. Bunları konuştuk konuştuk konuştuk. Şimdi de bitti gibi şu anda da bir şey görmüyorum bu konuyla alakalı. Enteresan kısmı Türkiye'de böyle artık öyle bir hal aldı ki gündem ne kadar büyük haberler olursa olsun ne kadar skandal haberler olursa olsun ne kadar spektaküler olursa olsun 48 saatten fazla yaşamıyor. Çünkü o çünkü o kadar fazla ki, o kadar çok ki yani sıra gelmiyor zaten. Ardından gelen spektaküler haber bir önceki haberi perdeliyor zaten. Onun da hakkında çok bir şey göremiyorum şimdi. Şimdi dolayısıyla benim sesli gazeteleri düşünün yani 5-6 senedir binden fazla sesli gazete yapmışım kim dönüp hatırlar. Yani benim videolardan dolayı değil gündemin çok hızlı değişmesinden dolayı ee, en son haber görmüştüm onu almadım da şeye soruyorlar Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı arabaya binerken soruyorlar işte efendim bir açıklama yapacak mısın biz gereken açıklamaları yaptık diyor gazeteci bunu sorduğuna göre demek ki bir açıklama olmamış biz bilmiyoruz daha açıklama olmadı bu saat itibariyle o bir tweet attılar yani Galatasaray Fenerbahçe Türkiye Futbol Federasyonu ortak değil bu bundan başka bir şey yok Ümmetinin lideri olayı şu anda idare etmeye çalışıyor işte konuşuyor falan yani ona göre oradan çıkacak sonuca göre diyecek ki siz de şunları şunları söyleyin falan diyecek Şimdi e, ondan sonra gazeteci şeye, büyük ekşiye Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı'na oradan bir cevap alamayınca peki sağlık durumunuz da sağlık durumunuz biraz şeymiş falan. diyor lan bana ne sana ne ona ne kime ne yani adamın sağlık durumundan onunla alakalı farklı bir röportaj yaparsın ne alaka yani sen gündemle alakalı bir soru soruyorsun ondan, peki sağlık durumunuz nasıl ya <laughs> bu ne ya hayret <laughs> bir şey eşiniz nasıl iyi mi yani çocuklar falan selam söyleyin nasıl, nasıl bir gazetecilik var ya Türkiye'de Şimdi neler görmüşüm ben? 1 Ocak 2024'te 76 yaşına girecek olan Devlet Bahçeli'ye bu dinozor 76 yaşına girecekmiş. 1 Ocak 2024 demek ki bunun doğum tarihi belli değil yani. Doğmuş bu anası atmış bunu bir yere bulmuşlar. 1 Ocak 2024 şey 1 Ocak 1900 kaçsa artık 74 76 yaşındaysa. Basın geçsin demişler öyle olur yani doğum tarihi kesin bilinmeyen durumlarda 1 Ocak yazılır. 1 Ocak 2024'te 76 yaşına girecek olan Devlet Bahçeli'ye Genel Başkan Yardımcıları ve Meclis İdare Amiri 3 özel silah hediye etti. 3 özel bir tane de değil 2 tane değil 3 özel silah hediye etmiş. Evet hayırlı olsun. İnşallah şeytan doldursun diyoruz. İnşallah şeytan doldurur. İnşallah. Tabi bu şimdi maçtan sonra arkadaşlar troller böyle bir azdılar bir azdılar yaranmaya çalışıyorlar. O açık var, o açığı kapatmaya çalışıyorlar var. İşte o, bir bok var ortada o boku sıvıyorlar ve ne yapacaklarını bilmiyorlar. Bunlara doğru düzgün bir emir gelmemiş o emir komuta zincirinden falan. Şimdi bu e, Mert denen bir yavşak var troll işte Atatürk tişörtü yerine Tayyip Erdoğan tişörtü giyelim falan diye bir geri Bu gidiyor bu odalar chat odaları var ya şeyde Twitter'da. Onlardan bir tanesine giriyor Arapların olduğu. İngilizce böyle kastıra kastıra yalvarırım size işte bu bu olayları unutalım bilmem ne ben, işte ben Tayyipçiyim Tayyip canımız bir tanemiz ama bunları unutalım falan gibi ve ulan sen kim köpeksin kimin adına neye yalvarıyorsun sen kimsin ya sen kimsin oğlum kendi, kendi kendine böyle bir görev veriyorsun hıyar yalvarıyor orada o, o, gelenler de şeyler yani sokaktaki işte kullanıcılar yani twitter kullanıcılar yani böyle üst düzey adamlar falan değil kaldı hadi o da olsa ya yani. yalvarıyor filan manyak mısın deli misin filan sonra başka bir hesap mert başka bir hesap bana beni de takip ediyormuş lan buna bir tweet atıyor özelden ve bu özelden yazdığı şeyleri daha sonra paylaşmış. E sesleri paylaştım korktu hemen engelledi. Ben de adım adım sesli ekran kaydı atarım hem fotolara fo, hem fotolara shop diyenler tatmin olur. E, bu diyor ki şimdi Adaş merhaba diyor bu trole. Ben bir bir konuşma yaptım sonra pişman oldum. Çok sinirliydim. Pardon bu o troll buna diyor. Adaş merhaba ben bir konuşma yaptım sonra pişman oldum çok sinirliydim vesaire bu Araplara yalvardı ya şimdi o internet şey Twitter odasında. Neyse sen zaten yurt dışındasın. FETÖ'nün oyunu desem üstüne atsam kaç para istersin? <laughs> Şerefsize bak. <laughs> Şerefsize bak. Gözünü seveyim beni bu dertten kurtar. Birader sen ne yüzsüz adamsın lan. Para karşılığı tweet atmaya alışmışsın. Herkesi kendin mi sandın yavşak <laughs> diye cevap veriyor. Ben sana kaç paraysa vereyim şunu yaz. Tayyip suçu Reza tarafından ABD mahkemelerinde ortaya çıkarılmış bir hırsızdır. Yaz bunu gel paranı al demiş bu elemanda. Ondan sonra herif de hemen engellemiş bunu filan. Ya bunlar ne kadar aşağılık sürüsü ya. Gerçekten tam bir aşağılık sürüsü. Evet sonra e, neler görüyorum İstanbul Başakşehir'de gözaltındaki şahıs polise saldırdı. Kaçtı o anlar kameralara böyle yansıdı. Ama ondan öncesinde polisin ona oturduğu yerde bir ayakkabı falan bir şey fırlatıyor. Ondan sonra adam delleniyor. Üç tane polisi dövüyor orada. Ee, sonra da elini kolunu sallaya sallaya koşak koşa koca çıkıyor gidiyor karakoldan. Bunları çok gördük biliyorsunuz. Şimdi demek ki neymiş? Neymiş demek ki? Herkes böyle sizin o e, savunmasız tutukladığınız gözaltına aldığınız hamile kadınlar gibi olmuyormuş değil mi? Herkes öyle değilmiş. Anladınız değil mi? O kadar adam tutukladınız. Suçu olmayan yüz binlerce insanı tutukladınız. Hiçbirinden böyle bir mukavemet görmediniz. Nerede böyle adamlar var <laughs> bu? Bunlar trafikte olsun bilmem ne de saldırıyorlar, tokat atıyorlar polise filan. Yani o işte sallıyorum bankaya parayı yatırdığı için gözaltına alınan bir adamdan böyle bir tokat gelse bunu bütün havuz medyası falan FETÖ'cüler polisimize saldırdı bilmem ne filan diye böyle başlarlar yani düşün. Namussuzlar hak ediyorsunuz siz. Bakan Bayraktar yeni yıla girerken elektrik ve doğalgazda herhangi bir fiyat artışı olmadı. Oh, Aa, çok enteresan. Yani şimdi diyor ki şimdi milletimiz biz alıştırdık. Her yeni yıla girerken bunlara çok büyük bir kazık çakıyoruz. Yeni yıl kazığı İşte değerli kağıt, pasaport bilmem ne ehliyetten çakıyoruz. Onların arasında da doğalgaz falan da var. Enerji fiyatları ama bu sefer çakmadık yani. Onu söylüyor. Bakın bu sefer size acıdık diyor. Ama bu yani sadece yeni yıla girerken yapmadık. Yani iki hafta sonra yapmayacağımız manasına gelmez. Sanki çok büyük bir halt etmişler gibi. Geçen dedim ya böyle söylememeleri gereken, saklamaları gereken şeyleri bir de utanmadan çıkıp söylüyorlar böyle arzı endam ediyorlar. Ya bu, bu, bu kavmin e, ne kadar boktan insanlardan oluştuğunu gösteren çok büyük bir delil yani. Ulan bunu söylememen lazım zaten senin. Hıyar yani bundan sonra 2024 yılı içerisinde doğalgaza zam yapmayacağın manasına mı geliyor bu? Bakan Öksüziki Ağzı tatlı bir ülke yok, huzurlu ülke yok. Bombaların patlamadığı bir ortam yok. Çok şükür bizler adeta huzur adasıyız demiş. <laughs> huzur adasıyız. Hayvan ola hayvan. Bir hafta önce 14-15 tane asker öldürüldü huzur adası olman olduğunda 14-15 askerin öldürülüyorsa demek ki bir huzur adası falan olmasa ne olacak yani? Tweet atanın tutuklandığı bir ülke yarattınız ulan. Ya işte bunu diyorum bunu neyini ciddiye alacağız ya? Bu heriflerin nerelerini ciddiye alacağız? Bizimle taşak geçiyorlar onu da geçtim. Bizim suratımıza bakıp bunun ma meali sizin halk olarak ananızı avradığınızı bacınızı bilmemlerinizi ne yapayım demek bu ya? Bizimle dalga geçiyorlar. Adam bunu diyor ya. Huzur adasıyız diyor. Ulan siz değil misiniz her gün beka sorunu yok beka sorunumuz var yok bilmem iki de bir bunu ballandıra ballandıra anladım. Madem hu huzur adasıyız beka sorunumuzun olmaması lazım. Mesela ahlaksız herif ya. Evet haberi yapana bakın şimdi. Yeni Şafak'ın haberi arkadaşlar. Yeni Şafak'ın haberi çok enteresan. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi telefonunda Baylok çıkınca suçu özel kalemine atmıştı. Ne alaka şimdi konu bu değil ki. Kamuoyu şimdi kupa finali krizinde büyük ekşinin suçu kimi atacağını merak ediyor. Eğer havuzcular böyle bir haber yaptılarsa suçlunun kim olduğunu artık yani biliyoruz kalemini kırmışlar adamın. Bunun kaçarı kuçarı yok. Bundan sonra bu adam suçlu olacak. Ee, istifa ettirilecek. Neyse. işte böyle işliyor adamlarda. <laughs> Düşünce adam baylo çıkarmış. Havuz medyası. Yeni Şafak baylo çıkarmış. Bu suçlu diyor. Muhtemelen bir yerden bir duyum almışlardır. Ha yarın öbür gün ümmetinin lideri der. Yok ya büyük ekşi çok büyük bir adamdır. iyi kardeşimizdir o bizim filan derse. Bunlar hemen yine çark ederler. Ama muhtemelen bir duyum aldılar. Büyük ekşi istifa ettirilecek diye. Hemen onun üzerine bindirme yapıyorlar. İşte böyle. Bu da eskort dolandırıcılığı büyüyünce unutur. Trabzon'da 19 yaşındaki bir gencin yılbaşını internetten tanıştığı eskortla geçirme planı hayal kırıklığına dönüştü. Eskort kadın gençten 100 bin lira talep ederek hesap numarasını verdi. Ancak paranın transferinden sonra kadın ortadan kayboldu. Bu dolandırıcılık değil ki bu eşeklik bu gerizekalılık yani. 100 bin lira ya sen şimdi bir mal alıyorsun bu malı görmeden parasını vermezsin yani. Hani internetten falan bu farklı bir prosedür de gidiyorsun elma alıyorsun. Elmaya dokunmadan ne bileyim görmeden bu yapmazsın yani. Yüz bin lira nedir lan? Bir, 19 yaşında bir adamın o yüz bin lira parası nasıl oluyor yani? 19 yaşında bunları harcayacak falan. Öyle işte haydan gelen huya gider. Maçtan sonra internette yapılan paylaşımlara soruşturma açılacağı haberi geldi. Şimdi biliyorsunuz AKP birine soruşturma açması için zaten böyle bir, bir bahaneye ihtiyacı yok. Ama Türkiye'de şu da var. Türkiye'de iki kesimde ister siyasal İslamcı kesim olsun ister seküler kesim olsun birbirlerinden bir fark yok. Prensip olarak aynı şeyler. Sen itham ettiğin adamla aynı pozisyona düşüyorsun. Yani çok büyük bir aptallık bu. Siyasal İslamcılar işte şehittir, şehadettir, bilmem nedir böyle din, diyanet, ezan falan bu tip kutsallara. Ee, nasıl tarumar ettilerse bu kutsalları. Siyasal İslam şeyciler de öyle öbür tarafta o sekülerler falan da öyle aynı kafa. Ee, şimdi adamların yaptığı işte paylaşımlara bakın yani Atatürk'ün büyüklüğü budur arkadaşlar haberiniz olsun. Kabe'nin üzerine oturtmuş Atatürk'ü böyle saçma sapan bir şey paylaşıyor. Yani soruşturmayı hak ediyor mu hani bu da bir, 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 böyle bir para cezası falan yani bunlara bir vermek lazım yani. Bir, kardeşim adamlar zaten kutsal dil uzatıyorlar. Sen de bunu yapıyorsun. Sen ne olsun istiyorsun? AKP'ler daha çok asın mı istiyorsun? Sonra AKP başımızda niye bu kadar yıldır var? Ulan CHP'si bilmem nesi yapmadıkları şeylerden dolayı dinsizlikle itham ediliyorlar yıllardır bu ülkede. Ve bunu adam pompalıyor. Senin gibi bir aptal da çıkıyor. Biraz, biraz sorumlu ol yani değil mi? Böyle bir saçma sapan bir şey. Ya sonuçta bu kutsal bir şey. Ya inanır, inanırsın, inanmazsın, inanıp inanmamak değil. insanın Müslüman olup olmaması falan değil yani. Ya e siyasetçiyle istediğini söyle, istediğini yap. Yani bu, bu öyle bir şey değil ki yani. Ya niye yapıyorsun yani bunu? Ve sen adamların eline koz veriyorsun saçma salak. Oyun oynuyorsunuz arkadaşım ya. Bak ondan sonra ümmetinin lideri çıkar böyle siyaset yapar. Üstat Necip Fazıl'ın en büyük hayali olan Ayasofya'yı açma şerefine eriştik. Evet o şerefe erişmiş çünkü ümmetin liderinin çok büyük bir şeref açığı var kendisi şeref fakiri olduğu için en ufak bir e, şeref ihtimali olduğunda onu hemen toplayıp yakalamak gibi de bir e, durumu var ümmetinin liderinin. 80 yıllık hasretin ardından zincirleri hep birlikte kırdık. Ayasofya'yı asli kimliğine tekrar kavuşturduk demiş. Gördük Ayasofya'nın kapısını yiyenler, duvarını eşenler filan da böyle şeyler de çıktı. Bakalım kaç yıl dayanacak Ayasofya bugün ne kadar gelmiş. AKP'nin elinde bugünden sonra ne zamana kadar daha dayanacak. Ayasofya'yı yeniden açan Cumhurbaşkanı olarak anılmak ki ben açtım bunu. Benim sayemde oldu. Bizim gönül dünyamızda şereflerin en büyüğüdür demiş. En büyüğü. Hadi bakalım. Şereflerin en büyüğü. Bundan başka da yok zaten. Bundan başka da bir şey veremeyiz sana. Konu tabi buralara nasıl geldiyse yani. Tövbe estağfurullah. Evet işte bu demin dediğim aktrol Mert Armağan Arap kardeşlerim buraya Türk halkı adına size yalvarmaya geldim. Türkiye'deki tek Müslüman lider Erdoğan biz gidersek Atatürk destekçileri gelecek. Eski Ülke Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş Cinayetinin şüphelisi Ülke Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım Ateş'in ölüm yıl dönümünde sessizliğini bozdu, gözdağı verdi. Sizlerle hesaplaşmazsak kanımız kurusun. Şüphelisi. Cinayetin şüphelisi çıkıyor. Daha kendini saklayacağına, gizleyeceğine bir cinayet var orada da adam bir de diyor ki yani siz beni suçlarsanız, benim yaptığım suçtan dolayı beni hapse atarsanız sizlerle hesaplaşırım diyor. Biz artık öyle bir Türkiye'deyiz. Kanımız kurusun. Varsa kanın kurur. Sizlerle hesaplaşmazsak kanımız kurusun. Vallahi hiçbir şey olmaz size. Hiçbir şey olmaz. 17-25'in hesabını sormazsak namussuz, şerefsiz diyordunuz. Hala soramadığınız sürece namussuz ve şerefsizsiniz. Kanın da kurusun. AKP milletvekili Hulki Cevizoğlu. Bak geçenlerde söylemiştim. Birkaç kere söylemişim de. O bir zamanların e, Türkiye'deki kudretli Kemalistleri, o işte Atatürkçüler, layıklık elden gidiyor, Cumhuriyet mitingleri bilmem ne. Bunların hiçbirisini ortada görmüyoruz bu adamlar. Hiç, yok yok bu adamlar piyasada artık. Alemdaroğlular, bilmem neler bilmem. Bunlar nerede? Bunlar Valla ister inan, inanmayın demeyeyim de yani ister hem fikir olun, olmayın. Bu adamlar şu anda AKP'nin saflarındalar. Pek çoğu da AKP'nin saflarında eridiler. Çünkü o gün güç merkezi işte bir Atatürkçülüktü, laiklikti, askeri bir vesayet vardı buydu. Oraya kaymışlardı. Şimdi AKP çok güçlü oldu. AKP'nin tarafına geçtiler. Hulki Cevizoğlu da bunlardan bir tanesi. Bu dallama diyor ki Atatürk tişörtü giyeceğim diye milleti ayağa kaldırmanın alemi var mı ya o diyor. <laughs> tamam, söylediğinde haklı bile olsan. Şimdi senin o milletvekilliği yaptığın partinin başındaki adam emir komuta zincirim <laughs> emrederse ben papaz kıyafeti bile <laughs> giyerim diyen adam yani değil mi? E sen şimdi öyle bir adamın partisinde milletvekilliği yapıyorsun. Yani Atatürk tişörtü Türkiye'nin Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümü maç oluyor. giysinler yani. Yarım saat giymesi sana ne batıyor yani. Daha tamam, bu da var yani. Evet Berbat Albayrak yıllar sonra ortaya çıkmış arkadaşlar. Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berbat Albayrak yıllar sonra ortaya çıktı. Berbat Albayrak ve eşi Esra Albayrak Türkiye Gençlik Vakfı'nın 1 Ocak'ta yapacağı Filistin'e destek yürüyüşü için herkesi Galata Köprüsü'ne çağırdı. Niye Galata Köprüsü lan? Çok seviyorlar bunlar insanları köprülere çağırmaya. Havalimanlarını tutun filan. 15 Temmuz'da da öyle olmuştu. Neyse köprüye çağırmışlar. Orada işte konuşuyor. İşte bilmem ne şöyle katliam oluyor bilmem ne bunları işte cezalandıralım yargılayalım bilmem ne filan. Ya siz <laughs> ne içerlediniz biz anlamadık ki yani. Yani geminiz yok diye mi? tamam kardeşinin gemisi var işte İsrail ticaret yapıyor. Onun gemisini al bir turda sen ticaret yap ya. Niye ağlıyorsunuz yani? Hayret <laughs> bir şey. AKP'li seçmem. bunu çok gördük. Konuşuyorlar geçinemiyorum edemiyorum yapamıyorum falan kime oy verdiniz AKP'ye. Şimdi Türkiye'de insanların hani siyasetle olan alakası bir o şeyi kuramıyorlar. Bağlantıyı kuramıyor adam. İşte hayat bağlı, hayat bağlı ekonomi, ekonominin yönetilmesi, ekonominin yönetilmesi, siyasi iktidar falan. Böyle bir bağlantı kuramıyor adam. Ya araba kullanıyorsun sen, arabanın benzini yok. Benzin almamışsın. Ee, araba yolda kalıyor ama insanlar diyor ki bu arabanın benzini yok diyor. Sen o arabanın benzininin olmadığından dolayı e, gitmediğini kabul etmek istemiyorsun inatla o insanlara diyorsun ki hayır ya benzinden değil o. Benzinden değil o, o, o aküsü bitmiştir diyorsun. Başka bir şey yok. Tekerleğe patlamıştır. Diyor. Halbuki tekerlek de sağlam mesela. Bunun gibi bir şey. Yani bir bağlantı kuramıyor. Şey yok. Ee, bilgisel bağlantı o beyinde, o nöronlarda tamam mı? Şey yapamıyor yani o mantık işletemiyor, yürütemiyor. Bunun sorumlusu tutmadığı için yani ekonominin kötü olmasının sorumlusu iktidar yönetim olmadığını düşündüğü için bir bağlantı kuramadığı için adam ekonomi çok kötü bilmem ne geçinemiyoruz yemiyoruz edemiyoruz ama AKP'ye oy veriyoruz. Bu Türkiye'de. Evime meyve sebze alamıyorum çocuğuma çorap bile alamıyorum kiralar 15 bin lira çocuğum okula ayakkabısız gidiyor gençliğimi yaşayamadım AK Parti'ye oy veriyorum pişman değilim kürdüm tek devlet tek <laughs> Yazık ya. Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay KHK'ları terörist ilan etti. A haberde her zaman olduğu gibi. Başka bir AKP'li peki biz o KHK'ları niye attık biliyor musunuz? Peki biliyor musunuz KHK'ları böyle o kala o kala o da şimdi adam da ne diyeceğini ne, niye attık ya ne oldu filan hani KHK bir şey diyemiyor. Çünkü bir şey derse o karşı tarafa başka bir şey diyebilir filan. KHK'ları bir dinlemiyor. KHK'ları niye attık? Bunlar işte terör eylemi yaptıkları için bunlar terörist olduğu için CHP ne diyor bu teröristleri ben tekrar geri alacağım diyor. CHP de öyle bir şey demiyor. Geçen çekimsel oy kullandı. Ee, CHP'de ben bu teröristleri KYK'ları geri alacağım şey diyor. Fuat Oktay terörist senin babandır. Sen de rüşvetçi bir pezevenksin. Anladın mı? O kadar yüz binlerce insan hiçbir suçlama yok. Suçlama olmasına rağmen aklanmışlar. Bak sizin düzeninizde bu adamlar göreve iade bile edilmiyorlar. Sadece şüphe suçuyla böyle bir götünüzden bir kanun uydurdunuz. Olmayan bir şey ne yazılı ne söyle hiçbir kanunda olmayan bir şey. Çünkü ülkeyi ahıra çevirdiğiniz için artık ülke kabile devleti olduğu için aldığını da duyum aldık ona göre öyleymiş falan diye. Sen görmediğin bilmediğin insanları terörist olmakla suçluyorsun. Hayvan. Rezalet Bakanı Yılmaz Tunç anayasanın değişmesi konusunda herkes mutabık, herkes herkes, herkes mutabık ama değiştirmek konusunda e, işte onu gereğini biz yapacağız. Siz mutabık olun bir, siz mutabıksanız eğer biz değiştiririz ama biz, biz değiştirirken siz karışmayın. Siz, tamam gidin dışarıda sigara için, çay için falan <laughs> gelmeyin. Herkes mutabık e, e, ama biz değiştiririz. Bir mutabık da bir mutabakat olacak mı bu mutabık olanlar bir araya gelip şöyle yapalım böyle yapalım. Ha, yok yok biz değiştiririz hiç yorulmayın filan mutabık her şey. Tabii mutabık ama siz yine kafanıza göre değiştireceksiniz. İlk madde şu olacak Cumhuriyet'in lideri ilelebet Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı olarak kalacak. Bak görürsünüz ha bunu yazın bir yere yapacaklar bunu. Neyse ben gidiyorum kendinize iyi bakın. Özgür olun özgür kalın anlayışınızdan öpüyorum. Ee, yıllar dileyim ya bari İyi yıllar canım arkadaşlarım